Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, sezon bitiyor, bitiyor dedik, dedik, dedik ve WTA sezonunu en azından Challenger ve üstünü bitirdik. WTA finalleri bitti. Paris Masters oynandı ATP'de. Acayip bir haftaydı. O da bitti. Bu iki turnuvayı konuşacağız bugün ve bu hafta yani 8 Kasım haftası, 7 Kasım haftası Olan bitene bakacağız. Günleri karıştırıyorum. Çünkü WTA finalleri pazartesi bittiği için biz bu hafta ancak salı günü kayıt alabiliyoruz. Diyeyim ve Anıl istiyorsan WTA finalleriyle başlayalım yayına. Evet bence de zaten hani tekrarını ve özetini daha çok takip etmek mümkün olduğu için şahane e, yayın saatlerinden dolayı finali bile saçma sapan bir saate denk getirdiler. Ve yani... gün... Avrupa'da izlenmesin diye müthiş bir çalışma yapılmış ve son derece başarılı. Hepsini tebrik ediyorum. Evet WTA bu turnuvanın duyurulmaya başladığı zamandan itibaren ya da belki birkaç haftasından önceden çok eleştirildi ekstra wT'in pazarlamadaki eksikliği zaten ara sıra böyle gündeme geliyordu. Bu turnuvada yine bir geldi çünkü dediler bizim haberimiz yok. Yayın Kıtlığı var. Ee, başladığı bittiği günler değişik bir değişik. Pazartesi'ye final koydular. Derken evet oraları da almış olalım. Biz tenisçileri konuşacağız. Maçları konuşacağız tabii. Aynen öyle. Ben de hemen o zaman şöyle ekrana atayım Gökalp. Şöyle Aynen. kabaca bir gruplarımızı görebiliriz değil mi? Eğer bizi YouTube'dan izliyorsanız zaten şu anda görüyorsunuz biz evet. ekranda sonuçları yansıtıyoruz. Podcast olarak da dinliyorsanız takip ettirmeye çalışacağız sizi. Bugün e, evet yani bugün dün bitti WTA finalleri <laughs> e, ve biz geçen hafta e, konuştuğumuzda WTA finallerini Iga Świątek'in bagel breadstick e, sayıları basit bahis'e girdik. Sayıları üzerinden konuşalım demiştik. Anıl bu arada istiyorsan biraz büyüt. Direkt grupları göre ha. daha rahat görebiliriz. Hah, tamamdır. E, aslında İlk hafta Şiviyontek için gayet iyi başladı. Beklediğimizden bir alt bagel, e, beklediğimizden bayağı alt. Sadece bir bagel'la bir, bir bagel. ilerledi. ve Ama set kaybetmeden, 6-4'e bile hiçbir seti getirmeden yarı finale yükseldi. Öbür Olacağız. tarafta hiç beklenmedik bir namalup e, grup lideri çıktı. Maria Sakkari maç bırakın maçı set kaybetmeden yarı finale yükseldi. İkinciler Karolin Garcia ve Arina Sabalenka oldu. Ama onlar gelin görün ki yarı finalde e, grup birincilerini elediler. Karşılıklı olarak ve finalde karşılaştılar. Karolin Garcia şampiyon oldu. Arina Sabalenka'yı 7-6 6-4 geçerek. İstiyorsan bu finalden şampiyonlardan başlayalım. Şampiyondan başlayalım. Ondan sonra da evet. Şivontek'i de ayrıca konuşuruz. Çünkü Şivontek'ten beklenti tabii büyüktü. Karolin e, Garcia e, WTA finallerini Kazandı. Acayip bir sezonun ikinci yarısını geçiriyordu zaten. Çim sezonunda başladı. O bir 2-3 aylık bir ara verdiği bir süre var sakatlıktan dolayı. Geri döndü ve dönüş. Tam dönüş zaten. Peri masalı elemeden ya. Elimden gelip, gelip Cincinnati'yi kazanmıştı. Amerika açıkta yarı final. Ve şimdi burada WTA finallerinde. Şivyon Teknik gruptan çıkıp bir de üstüne Şampiyon olmayı başardı. Finalde de 7-6-6-4'lük süper bir performans Carolin Garcia'dan. Yani e, Wimbledon'da ilk sinyalleri de vermişti. Hızlı zeminlerde form durumunun e, ve işte erken returnlerindeki hata payının azalmasıyla. E, ama bu denli yüksek bir form yükselişini sanırım kimse beklemiyordu. E, müthiş bir başarı hikayesi. Umarım diğer WTA final şampiyonları gibi bir sonraki sezonu hüsranla sonuçlanmaz. Eminim ki onun için kariyerinde çok büyük bir rahatlama, mutluluk ve tatmin noktası olmuştur. Bundan sonra da bu motivasyonunu ve çalışmasını inşallah aynı şekilde sürdürür. Çünkü hani genç yaşında değil, böyle bir anda çok iyi bir momentumla gelen fırsatı çok doğru değerlendirdi. Ve ...acayip büyük bir hikaye yazdı yani. Evet ve... E, ...çok çok iyi bir performans... ...gerçekten birçok anlamda... ...hem Ralli içi öyle... E, ...Net'e gelmeyi zaten çok seviyor... ...çok iyi bir çiftler oyuncusu olduğunu biliyoruz... ...Net'e ne zaman geleceğini... ...çok iyi bildiği gibi... ...filede de dokunuşları müthiş... E, ...return pozisyonunu zaten... ...Caoling Garcia'nın maçını izlemeyenler bile... ...Twitter'dan görmüşlerdir... ...birinci servisleri çizgide... ...ikinci servisleri bayağı içeriden karşılıyor... Evet. Ve bunu zaten uzun süredir yapıyor. Ama bu sene onu çok gördüğümüz için, çok izlediğimiz için iyice e, gözümüze battı diyeyim bu, <laughs> bu taktik. E, servisi, zaten çok iyi bir servisi vardı ama e, bu kadar kritik zamanda iyi servis atması ona finali getirdi diyebilirim. Çünkü Sabalenka karşısında çok dimdik durdu ilk sette. Şöyle söyleyeyim, ilk set 6-6'ya kadar Sabalenka'nın sadece bir çift hatası var. Çift hata sayısını geçtim. Ee, çok düşük bir ilk servis yüzdesiyle oynadı Sabalenka ama ikinci servisleri muazzamdı. Abartmıyorum. Artık aklıma Pete Sampras demek bile geldi. Hani öyle bir ikinci servis performansından bahsediyoruz. Ee, ve Sabalenka nereden nereye? Sene başında nerede olduğunu düşünürsek <laughs> biyomekanik işte çalışmalar yaparak servisini kurtarmaya çalıştı. Amerika açıkta yarı final geldi. Ama gerçekten ilk setini izleyebiliyorsanız bu maçın Sabalenka'nın ikinci servisleri Garcia'ya return vurdurmadı neredeyse. O kadar hızlı derine giden ya da slice'ı yüksek servislerdi. Buna rağmen Garcia ne zaman 15-30, 15-15 böyle 0-15'leri görse çat bir ace, TY dışarı, öbür tarafta slice dışarı. Zaten sezonun en çok ace atan ismi olmuş. E, ee, tabii biraz maç fazlasının da payı var ama Rıbakina hemen böyle onu takip ediyor. Karşısında da e, Double Fault'ların açık ara bir numaralı ismi sezonun Samalenka. <laughs> <laughs> ama ikisinden de çok iyi bir maç. Garcia kazanan taraf oldu. Tabii Garcia için değişik de bir hafta çünkü e, WTA finallerine 3 gün kala yanlış okumadıysam koçu Bertrand Pere ile yolları ayrılıyor. Pere zaten ya Guadalajara'da ya da ondan hemen Önce kararını verdiğini söylemiş. WTA finallerine gitmek isterdim ama öyle rol yapacak bir insan değilim. Uzatmanın anlamı yok. Bazı sıkıntılar çıktı, atmosfer bozuldu. Son dönemde takıma giren bir şeyler oldu gibi, neredeyse ismini vermeden çok büyük ihtimalle Karolyn Garcia'nın babasından duymadığı hazı belirterek rolü bıraktığını söylüyor ve 3 gün kala babası var. Garcia'nın tarafında. Bir de sanırım çalıştıkları bir akademinin head koçu o, o adam. O da bir koç ama çalışmaya başladılar mı emin değilim. Böyle bir değişikliğe rağmen Garcia şampiyon olmayı başarmış. O arka hikayeyi de verelim. Yani koç değişikliği tabii ki özellikle bu kadar kısa süre öncesinde de psikolojik olarak bir yana Ritüeller anlamında bile bir etkisi olur e, muhakkak ki. Dolayısıyla böyle hengameli bir dönemde en büyük başarının gelmesi tabii ki ayrı bir detay. Evet, Carlin Garcia bu performansla 4 numaraya yükseldi. Kariyer yüksek sıralamasını tekrar yakaladı. Sanırım 2017'de 4 numara olmuştu. Yine WTA finallerine gittiği bir sene. Şimdi... İşin ilginci ve iştah kabartan kısmı Caroline Garcia için Roland Garros'un sonuna kadar koruyacağı sadece 395 puanı var. Yani bu işin 2 numaraya kadar yolu var. Sonra arabaya açık. Bir numaraya <laughs> kadar da yolu olabilir. Çünkü aynı zaman diliminde Iga Swiatek'in yaklaşık 8000 puanı var koruması gereken. 3 Masters üstü bir Grand Slam olunca bir de Avustralya çıkıyor finali. Evet. Ee, tabii ki onlar bir günde yok olmayacak o puanlar. Kademeli kademeli. Belki gidecek, belki gitmeyecek. Belki şu yöntek o kupaları tekrar tekrar kazanacak ama belli olmaz. Ya yani burada da aslında tabii ki şimdi şu yöntek finale çıkmadığı için, kupayı almadığı için sanki böyle kötü bir dönemdeymiş gibi bir algı olabilir. Artık şu yöntek yarı finalde elenince bile yadırgıyoruz. Öyle bir alışkanlık yarattı ama sonuç olarak hani bu kadar uzun bir sezon o kadar çok kupa, o kadar çok maç. Bence artık zaten kendisi de dedi. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Vücudu da istemiştir belki de. <laughs> bir iki maç daha az yapmaya artık yeter. Ama tabii sezon sonu finallerin anlamı büyük. O da elbette ki kazanmak istemiştir. Fakat bir hem şu yöntekin en üstün olduğu zemin değil. Sert zemin. Hem kort seyirci tarafından çok az kişi var. Bu da bir motivasyon faktörü oluyordur illa ki algısında. Ama ben 2023'te de Şviyon Rüzgarı'nın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet onun için aslında bir gelişme oldu bu performans. Çünkü geçen sene e, bir maç kazanabilmişti grupta ve sanırım o elendiği kesin olduğu zaman yanlış hatırlamıyorsam öyle bir maçtı. Belki öyle değildir ama gruptan çıkamadı. Yarı finale çıkamamıştı ve onun olduğu gruptan Maria Sakkari ve Paolo Badosa çıkmışlardı yarı finali. Hani şimdi böyle bir performans. Yarı finalin hayal kırıklığı olması. Onun için onun geldiği noktayı gösteriyor. E, Sabalenka eğlendi. Belki işin sürpriz tarafı o. Evet. E, ama Sabalenka hani o güç oyununu dikte ettirmeyi başardı e. e, Servisinin hani ne kadar iyi olduğunu finalde söyledim. Şivontek karşısında öyle değildi. İlk oyun İlk iki, ilk pardon ilk oyun iki çift hata yaptı ve 15-40 geriye düşerek başladı. E, i̇kinci oyunda da çift hatalar var falan derken. Ama bu Şivantekin herhalde unutmak isteyeceği bir belki de çabuk çabuk unutacağı bir maçtı çünkü hiç karakteristik olmayacak şekilde çok hata yaptı. E, zaten o kadar hata olmayınca e, Şivantekin bir 6-2 bir de 6-1'lik set kaybetmesi aynı maçta. Görülmüş şey. Hiç hiç görülmüş. Şey, şey çok görüldü ama. Aynen. <laughs> Aynen aynen. E, burada evet. kötü maç demişken kötü bir hafta geçiren Kokogofu da e, konuşalım bence. Çünkü Kokogof e, tekler ve çiftlerde burada mücadele edip hiç maç kazanamadı. 6'da 0 çekti. Belki partneriyle beraber de evet. paketleyebiliriz evet. onu. Çünkü Pegula evet. da Pegula da aynı şekilde. İkisi de Amerika'da oynanıyor. Ekstra motive faktör motivasyon faktörü olur dedik. Tribünler boş kalınca motivasyon terse düşmüş <laughs> anlaşılan. Ama Koko da çok net bir şekilde söyledi. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok kötü tenis oynadığım bir haftaydı. Ee, o yüzden de hani şimdi Billie Jean King Cup'a odaklanacaklar diye anladım ben. Fakat evet, ya, o bir duvara mı çarptılar diye konuşuluyordu. Çünkü Jessica Pegula biliyorsunuz Guadalajara'yı son binlik turnuvayı kazanıp geldi buraya. Ama o da söylemişti. <laughs> Geçen konuşmuştuk. Hani burayı aynı düşünmüyorum ben. Sakkari'yi evet. yendi finalde ama burada farklı olabilir. Bir sürü şart değişik. Gerçekten de ilk maçını zaten Sakkari'yi kaybetti. Sonrası da gelmedi. Yakın maçlar kaybetti ama Jabari'ye karşı set aldı. Sabalenka'ya yine yakın bir maç ama 3 ile 0 tabii, tabii. çeken yine yani o. Sonuçta aşırı bir çöküş yok Sakkari'ye karşı. 7-6, 7-6 kaybetti. Jabari'ye karşı dediğin gibi set aldı. Ama e, Koko Goff'un ben önümüzdeki sene için en önemli gelişim alanının forent olduğunu düşünüyorum. E, Forentini geliştirebilirse, evet. e, orası hala ciddi bir e, güç üretememe alanı. Onu da yaparsa bence zaten aşırı komple bir oyuncu olacak. Evet. Yani hala ve hala daha bu kız daha yeni lise mezuniyetini kutladığını düşünürsek, e, tabii ki daha çok e, yolu var. Ama forent gelişim alanını tamamlamasının yoğun bir şekilde top oyunculara karşı oynadığı dönemlerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bence. Özellikle IGA maçında Xviante'ye karşı tabii ki Xviante bir alanda zaman kazanıyorsa müthiş bir şekilde karşı tarafın tempo yapamadığı alanda onu pata küte kullanıyor. Zaten maç skorundan da bunu görebiliyoruz. Ama onun haricinde tabi Koko içinde rüya sezonuydu. Müthiş işler başardı. O da 2023'te adından sıkça söz ettirecektir. Aynen Grand Slam finali oynadı. Ee, gayet iyi bir yıl onun için. Ee, i̇ki grubun üçüncülerini de analım çok kısaca çünkü onlar az kalsın yarı finale çıkacaklardı. Onsja Bör Sabalenka'ya ikinci setini 7-6, üçüncü setini 7-5 kaybettiği bir maç kaybetti. Hani o maçı kazansa yarı finaldeydi... Kasatkina e da Garcia'ya şampiyona 3. set 7-6 kaybetti. Onu kazansa o yarı finaldeydi. Ama Jaber ve Kasatkina e içinde herhalde çok üzülmedikleri ama Kılpay'ı yarı final kaçırdıkları bir turnuva oldu. Bir ilk onu konuşalım istersen. Tabii. Çünkü artık WTD sene bitti. Şiyontek tabii ki iki buçuk kat farklı falan <laughs> dünya bir numarasında. <laughs> Jaber, Wimbledon puanlarını kazansa bile neredeyse Şiyontek onun 2 kat puanında eee 2. Jabber, 3. Pegula, Caroline Garcia 4 numarada. Sabalenka 5. Sabalenka'nın bu sezonu 5 bitirmesi gerçekten muazzam bir iş. Ee, yani Sakari 6. Şeye rağmen. Aynen Sakari 6 onun için de öyle. Onu da nasıl eee ilk 10 diyorduk? 2. üst üste sene evet. ilk 10 bitirmiş oldu. Anjelik Kerber'le antrenman yapmışlar. Hı hı. Onu onu paylaşmış sene başında. Ve Kerber demiş ki bu sene en zor seneniz olacak. İlk 10'u bitirdiğin senenin ertesi senesi ilk sene çok zordur. Hani bunu bu şekilde bitirdiğim için çok mutluyum demiş Sakkari. Ee, 7 Goff, 8 Kasatkina, 9 Kudermetova, 10 Halep. WTA'de ilk 10 böyle şekillendi. Bakalım 2023 nelere gebe. Gerçekten birçok genç ismin de burada da ilk onda görmek mutluluk veriyor. Tabii ki ATP'de e kadar değil ama 18 yaşında bir isim, 21 yaşında bir isim. İlk onda. Evet. Şu an tek ve golf gençleri temsil ediyorlar. İstiyorsan çiftleri de konuşalım kısaca. Tamam. WTA finallerinde çiftlerde Kudermetova ve Mertens Kıl payı şampiyon oldular. Finalde Krejcikova ve Sinyakova'yı match tiebreak'te 11'e 9'la geçtiler <laughs> ve Namalup şampiyon oldular. Grupta da maç kaybetmemişti onlar. Bununla beraber Kudermetova dünya 2 numarasına kadar yükseldi çiftlerde. Sinyakova 1 kapatıyor. Krejcikova 3, Kokogov 4 diye gidiyor. Burada tabii hem tekler hem çiftlerde çok iyi performans gösteren birçok isim var. Sinyakova, Kudermetova, Krejcikova, Goff, Mertens, Pegula. ilk altın tamamı öyle. Onları ayrıca kutlamak lazım. Kesinlikle ve belki de WTA'de Best of 5 yerine Best of 3 oynanmasının en değer kattığı yer oyuncuların çiftler turnuvalarına da daha sık e, katılmasını gösteriyor. Ama Koko zaten 16 yaşından beri hep çiftler oynuyor. Hep bir partneri var ve her turnuvada çiftler oynadığı için onun durumu da biraz ekstra. Evet. Ama evet. Evet stability istiyorsan böyle kapatalım ve de evet. Paris'e doğru yol alalım. Yavaştan. Paris'te neler oldu Gökalp ya? Neler neler. Kim derdi ki 19 yaşında bir çocuk ama adı Carlos değil Paris'te şampiyon olacak ve 5 tane, tane ilk 10 oyuncusu yenecek. Onlardan da önce Stan Wawrinka'yı yenecek ve Wawrinka yendiği maçta 3 maç puanı çevirecek. Ki Wawrinka da acayip oynamıştı. Muhteşem bir maçtı bence o. Müthiş çok çok maçtı. iyi bir maçtı. Holger Rune acayip bir iş başardı. Finalde Novak Djokovic'i geçti, bir set geriden gelerek ve Paris'te şampiyon oldu. Kendisi artık bir ilk 10 oyuncusu. Buradan olmayan şapkamı temsili olarak çıkarıyorum kendisine. <laughs> evet, Olga Rune'nin bu çılgın haftasında elediği bazı diğer isimler. 16 maçlık yanılmıyorsam galibiyet serisi olan Felix Oje Aliesim. Dünya bir numarası Carlos Alcaraz. Novak Djokovic zaten o da 20 maçlık bir serisi vardı. Lever Cup'ı saymıyorum. <laughs> e, onlar dışında Hubert Turkaç. E, bir isim daha mı var? Bir de Andrei Rublev. Bu ilk ondaki isimler üstüne Stan Wawrinka. Acayip bir hafta. E, ve üst üste 3 hafta tenis oynadı bu çocuk. Yani Fiziksel olarak da muhteşem. Ben açıkçası söyleyeyim. Bütün maçlarında zaten hani bak oynadığı isimleri e, görüyoruz burada e, ilk Stan Wawrinka ile oynadı kapalı sert zemin sever sonra Hurkaç ile oynadı kapalı sert, sert zemin sever sonra Rublyov ile oynadı aynı şekilde Alcaraz karın sakatlığı var bu maç aslında çok güzel bir maç olabilirdi yarıda kalması üzücü oldu sonra yarı finalde bakıyorsun şey çeyrek yarı finalde bakıyorsun Felix müthiş bir momentumu vardı ve tam da onun oyunu da bu zeminde müthiş uygundu ve finalde de kapalı sert zeminin en büyük ismi bana soracak olursan son yıl son 30 yılda Novak Djokovic onu da yenmeyi başardı. Yani sadece ilk onda olması değil yendiği isimlerin aynı zamanda da oyuncu profillerini evet. kapalı sert zemindeki performansını göz önünde bulundurduğunda daha da ekstra bir başarı. Yani Acayip evet, bir daha daha müthiş bir, bir yol performans. çok olmamıştır. Peki sana şunu sorayım nasıl yaptı bunu oyununda ne var ne nasıl yaptı bunu ne, nereden geldi bu bu şey galibiyet serisi. Bu değerli soru için e, sayın basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Benim <laughs> aklımda bir şeyler var da sen Eurobasın yani, başla. Yok hay. Şimdi bir beni çok mutlu eden bir şey var. O da tarzları Alkaraz'la çok benzemiyor. Holger Rune'yi özellikle şu anda ön plana çıkaran bence temel faktör atletizmini geri çizginin üstünde kalmayı çok iyi başararak her fırsatta öne doğru giderek rakibinden zaman çalarak sürekli baskı kurarak ve bana sorarsan hem oyunun yönünü çok iyi çeviriyor. Hem de kısa topları at çok iyi atabiliyor, lopları da çok iyi atabiliyor ve bunları çok iyi karıştırabiliyor. Kısacası hem agresif oyunu az hatalı yapıp üstüne aynı zamanda da variyetesinin çok olması Holger Rune'yi bu yaşta çok ön plana çıkarıyor. Ama bunların üstüne tekrardan iki faktör var ki bence onlar çok çok daha büyük etken bir acayip refleksleri var. Gerçekten çok kısa sürede çok iyi kararlar alıyor ve çok sert zor yetişilen toplarda da çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Özellikle defansında bu çok faydalı oluyor. Ama bir numaraya gerçekten mental özellik olan soğukkanlılığını koyu koyuyorum. Müthiş e, baskı anlarında her puanla başa çıktı, savaştı. Bence Alcaraz'la en benzer özellikleri bu. İkisi de baskı altında, stres anlarında, büyük puanlarda büyük oynamayı başarıyorlar. Özellikle finalde Djokovic'e karşı 3-1 gerideyken o break'i yakaladığı anda Djokovic'in servis voleleri ve... Orada yaptığı defansla Djokovic gibi bir ismi filede servis sonrasında hataya zorlayabilmesi acayip return'ler gerçekten gerçekleştirdi. Ee, onu bu son dönemde en çok öne çıkan özellikleri bence. Daha da konuşuruz daha da kendinden konuşturacak ama genel yorumum böyle Gökhan. Evet evet, evet. ben de katılıyorum. Bu kadar komple e, bir oyuncu çok yok tabi. Alcaraz dışında ben siner'den bile bir tık önde olduğunu düşünüyorum potansiyelinin. Çünkü potansiyelinin demeyeyim, Şu anki halinin önde olduğunu düşünüyorum diyeyim. Baseline çok komple. İki kanattan da her vuruş var. Yani forehand, backhand, çapraz, paralel bir sıkıntı yaşadığını ben görmedim. Mesela Felix'te backhand'i konuşuyorduk. Evet, başka <laughs> oyuncularda sisi pas'ta işte Yine. Slices mesela, konuşuyor. slice konuşuyoruz evet. genelde. Ee, bu çocukta slice da var, tap spin de çok iyi vuruyor. Ee, bence senin söylediğin bu ileri gitmeye duyduğu istek, o herhalde onu en çok diğerlerinden başka yere taşıyacak. Yani mesela sinerde olmayan şey o bence. Evet. Çünkü bunu kamikaze olarak yapmıyor Rune. Çok bilinçli bir şekilde gidiyor Oyununu ve öyle bence, Ve bence bunu tabii Alcaraz da bunu yapıyor mesela ama Alcaraz bunu bence o kadar İçgüdüsel olarak yapmıyor. Juan Carlos Ferrero çık demişti gidiyor. gibi bir şey demişti hatta mesela. O Ama Rune bence bunu çok içselleştirmiş. Böyle hayal kırıklığı duyduğu bir sayıyı izleyin. Ben bu son 2-3 hafta bunu çok gördüm. O sayının üstüne 2-3 defa mutlaka arka arkaya fileye gidiyor. Yani bir şekilde kendine fileye gidecek o vuruşu vurduruyor. Yani bomboş vuruşlara gitmiyor. Hani o çok acayip. Bir de servisi servis inanılmaz e, olgunlukta bu, bu yaşa göre. Hem ilk hem ikinci servis. Bence return şu anda onda her şeyin biraz arkasında. Ya özellikle böyle berabere tarafında dışarıdık çıkan servisler returnleri çok kaçtı. Wawrinka evet. maçında da, Djokovic maçında da. E, ama bir şeyin zaten gelişiyor olması lazım. Bir de mantalite. Ben mantalitenin senin bahsettiği şeklini bu hafta gördüm Rune'den. Rune bu hafta çok örnek öğrenci gibiydi. Çok sakindi evet. maçlarında. Tabii. Önceki bir hiç kendi kendini peki... bitirecek bir port yani böyle bir öyle bir görüntü yoktu. Ee, genelde there. yani şu ana kadar hep öyle gördük. Evet. Yani Rune'yi mızmızlanmadığı bir maç izlememiştim Paris'e kadar. Ve belki hepsini izlemediğimiz içindir tabii ama hep mi denk geliriz? Yani hep öyleydi gerçekten. <laughs> Bu hafta başkaydı. Ve hani e, kesinlikle katılıyorum. E, Wawrinka'nın hani maçtan sonra ona dedi biraz daha efendi oynarsan çok başarılı olabilirsin tadındaki mesajında e, hakikaten son iki iki haftanın üstüne en efendi oynadığı maçtı ve oradan da öyle devam etti. öyle devam etti. Müthiş rakibe saygı tribünlere karşı saygı benim e, burada e, bu turnuvada dikkatimi çeken e, veya biraz bir tık da rahatsız eden bir şey vardı hakikaten yani Novak Djokovic gibi bir efsane oynuyor. Ona karşı bile mesela Titi Pas maçında tribünlerde garip garip e, oyun sırasında hareketler yapılıyor. Paris seyircisi yine bence çok sınıfta kaldı. Özellikle Gil Simo'nun maçlarında acayip tenis seyircisine yakışmayacak servis atarken bağırmalar, çift hatayı alkışlamalar. Yani bu benim turnuva özelinde gerçekten en büyük negatif e, hanemdi ama çok büyük maçlar izledik. Bence son yılların seviye olarak, rekabet olarak en üst düzey Paris Masters'ı oldu. Nadal erkenden elenmesine rağmen ki zaten Nadal aslında e, hani geldiği gibi döneceğini sanırım form durumu olarak kendi de hissetmiş. İstersen... E ona rağmen kazanacak da az kalsın maçı. Yani Hissettim. evet. Ama ikinci set tiebreak oynandı. Aynen öyle. Yani e, hani orada istersen bir çok kısa Iı, turnuvada erken elenen oyunculara da bir bakalım. Çünkü bence çok sağlam bir ıı, kadro da çıktı oralardan. Evet. Herhalde Nadal'ı söylemek lazım. Ee, onun dışında Medvedev ilk maçında Ale Alex Deminor'u kaybetti. Evet. E, ve bir de Fritz ATP finallerine gitmesi lazım. O stresle evet. oynuyor. Son maçına çıktı. Son maçına çıktı. de dedi de Dedik dedik durduk. Gilles Simon tur atlaya atlaya. Bir de onu eledi herhalde bunları saymak lazım erken ya, elenenlerde. Kesinlikle özellikle şimdi bu yukarı tarafta baktığımızda aslında her şey çok beklenti gibi gitti. Holger Rune pardon şurada burada baktığımızda ilk olarak işte Holger Rune çıktı, Hurkac çıktı. Onun dışında hani çok bir sürpriz olmadı skorlarda. Hurka Holger Rune'nin herkesi domine etmesi haricinde. Ama buraya geldiğimizde işte ikinci bölümde Deminor Medvedev maçında ben Medvedev'in çok yorgun olduğunu gözlemledim. ATP finallerine bu nasıl yansıyacak merak ediyorum. Ki... İyi olabilir. Genelde böyle erken elenenler bir sonraki turnuva kendilerine gelebiliyorlar. Evet ve Felix'i de aslında Holger Rune tarafından sürklese edilmesine rağmen çok çok iyi gördüm bu turnuvada belki onda da artık yorgunluk belirtileri başlamıştır çünkü o da aslında Simon'a karşı <gülüyor> herkesin <gülüyor> zorlandığı adama karşı çok rahat bir galibiyeti aldı orada ama zaten Simon da demişti artık vücudum yoruldu ve e, yenilginin yani kortta son maçımı yenileceksen Felix'e yenilmek konusunda bir problem görmüyorum demişti ve hakikaten e, öyle de oldu TFO'ya karşı da çok dominant oynadı. Özellikle e, sert zeminde ve kapalı sert zemindeki servis etkinliği bu hafta da bence müthişti. Rune maçı haricinde burada da çok iyi skorlar oldu ki bence Andy Murray burada biraz daha ilerleyebilirdi ama e, seyirci onu mental olarak çok etkiledi. Acayip evet, oradan. Simone'a kaybetti Andy Murray daha evet. ilk turda 6-4 5-3 önde olduğu maçta Jismon evet. çevirmeyi başardı. Bayağı siniri bozuldu Murray'in. Böyle devam ederseler ma maçı kapatma maçı bitirmen falan gibi bir şey söyledi ki Murray'den hayatta böyle şeyler duyamayız. Yani o derece kepazelikler yaşandı maçta. <laughs> Gerçekten e, Djokovic bence yani finalde Rune'nin Djokovic'i yeniş biçimi çok çok e, özel çünkü Djokovic müthiş aç geldi buraya. Zaten bu turnuvayı en çok kazanan isimdi. Ama e, bunların üstüne aslında harika da bir performans gösterdi. Yani resmen antrenman maçlarıyla neredeyse finale kadar geldi diyebiliriz. Ki Muzetti de formdaydı. E, onu da e, 6-0-6-3 yendi. Ki Muzetti de e, Kasper Rudu yendi 2-3 sette. Hani bunların hepsini bir araya koyduğun zaman Djokovic'i bu form durumunda, bu açlıkta yenmek Rune tarafından bence çok ciddi bir başarı. Tsitsipas ben beğendim ama hala işte o tekelbeken tarafı Ama Tsitsipas yarı finalde Djokovic'e 3. set 7-6 kaybetti. Evet. Burayı o, kazanabilirdi Paris'e az kalsın. Kesinlikle kazanabilirdi ve işte aslında ben de tam buna gelecektim. Maça biraz tutuk başladı ve e, Djokovic gerçekten bütün zafiyetlerini çok iyi harcamayı başardı ve sonrasında ama ikinci seti Stipas'ın almasının tek sebebi Djokovic'in birinci servislerini düşüp ikinci servislerde o yavaş backhand hareketinde zaman kazanmaya başlaması İlk sette Djokovic birinci servislerinden e, %100'le sayı çıkardı İkinci sette %66 ile servis çıkardı. O seti Tsipas aldı. Ki orada servis hızı 10-15 kilometre düştü. Üçüncü sette Djokovic yine %100 ile birinci servisini aldı. Djokovic'in servisi biraz titreyip hızını tempoyu çıkardığı anda tisipas alan buldu. İşte tam da hani o nokta Tsipas'ın en büyük gelişim alanı. Hızlı oyunda Beken tarafından müthiş dayak yiyor. Ve o yüzden de sert zeminde çok favori olamıyor. Orayı aşarsa bence e, yani çok başka bir noktaya da evrilebilir Sertsem'in kariyeri. Siz tabii Sertsem'in de aday olmuyor diyoruz ama kendisi eski bir ATP finalleri şampiyonu. <laughs> Ekşen bile değil. <gülüyor> hani <gülüyor> ATP finalleri şampiyonu. Ve bu sene geçirdiği e, sene çok şaşalı bir sene olmadığı için e, hani istikrarlı gidişatı diyeyim çok gözükmeyebilir. Ama kendisi seneyi Dünya bir numarası olarak bitirme şansı var. Avustralya açıkta yarı finalden sonra Fransa'da dördüncü tur, Wimbledon'da üçüncü tur ve Amerika açıkta birinci turda elendi. Ama kendisi bir şekilde öyle puanlar topladı ki evet. ATP finallerinde namalup şampiyon olursa seneyi dünya bir numarası olarak bitirecek. Acayip bir şey. Ee, eğer o olmazsa ve Nadal dört e, birle şampiyon bitirirse ATP finallerini. Nadal evet. olacak dünya bir numarası. Bu iki senaryo gerçekleşmezse de Carlos Alcaraz e, burayı sakatlıktan dolayı yarıda bırakan ve sezonu 2-3 hafta erken kapayan Carlos Alcaraz dünya bir numarası olarak bitirecek. Deyip istiyorsan Paris'i böyle kapatıp önümüzdeki haftaya geçelim. Daha doğrusu bu hafta ve önümüzdeki haftaya. O zaman ne var sırada Gökalp? Menüde? Evet bu hafta Next Gen ATP finalleri oynanıyor. 8 tane pırlanta gibi genç. Milan'da yarışıyorlar. 21 yaş ve 6 turnuvası biliyorsunuz bu. Next Gen ATP finalleri 2017'de düzenlenmeye başladı. Ve bence başarılı gidiyor. İlk, biz zaten ilk senelerden itibaren konsepti beğenmiştik. E, katılım da evet, iyi oldu. Acayip eğleniyorum. Katılım iyi oldu. Yani ATP finallerine katılmaya hak kazanacak kadar puan biriktirmedilerse gençler. Zverev ve işte e, Felix'in olduğu gibi. Hep gittiler Next Gen'e. Ve acayip şampiyonlar çıkardı. 2018'de City Pass, geçen sene Alcaraz gibi şampiyonlar. Bu hafta kimler oynuyor? Bu hafta Muzetti bir numaralı seri başı. Çünkü Holger Rune buraya katılacaktı. Ama bu Paris şampiyonluğundan sonra ATP finallerine birinci yedek olduğu için ve bir ihtimal Nadal çekilebilir diye düşünmüştür. Ya da zaten birinci yedekseniz gitmeniz lazım. O e, Torino'ya gitti. Milan'dan çekildi. Muzetti bir numara oldu Next Gen'de. E, Yiri var. E, Saint Sin var. Jack Draper var. Dominic Stricker var. Passaro. Nakashima Arnaldi. İki tane, üç tane birden İtalyan var. Bunların hiçbirisi World Card'la gelmediler. Puanlarıyla geldiler. Next Gen'de birinci yedek yine bir İtalyan. İtalyanlar acayipler burada. Evet, ee... bunda Alcaraz ve Rune'nin de <laughs> farklı yani Alcaraz zaten ATP finallerine katılacaktı ama sakatlıktan dolayı oraya da katılamıyor. Ee, dolayısıyla Rune de şu anda birinci alternatif olduğu için Nexen ATP finallerinden çekilip yani bir e, otobüse atlayıp e, Torino'ya gitti. Olsun, Milano'dan. <laughs> buraya katılmaya hak kazanan ama katılmak istemeyen bir İtalyan daha var. Yannick Sinner de gelebilirdi buraya. Ama kendisi Next Gen'i aştı biliyorsunuz. O zaten şampiyon Kazandı oldu. Bir kere. Next Gen'de şampiyon oldu. Bir daha gelmeme evet. gerek yok demişti. Wild Card'la katıldığında şampiyon olmuştu yani. Bence o öyle bir böyle ne oluyor ya dediğimiz bir Next Gen Finals bir daha olur mu merak ediyorum. Ama gerçekten çok sağlam bir performans göstermişti orada. Evet bu hafta bu gençleri izleyeceğiz. Bakalım şampiyon kim olacak. Bu turnuva iyi bir gelenekle başlamıştı. İlk iki sene Next Gen'i kazanan hemen iki ay sonra Avustralya ya çıktı. Yarı final görmüştü. Evet. Hyun Chung ve Tsitsipas. Sonra zaten e, geçen sene şampiyon Bu sene dünya bir numarası olduğu için artık turnuvayı <laughs> övmemize gerek yok. Yani Carlos Alcaraz geçen sene burada oynadı. Next Gen'i yani şampiyonu olmuştu. Bir, e, güzel de başladı maçlar. Ben demin Lechka Le 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 Pasaro maçını izledim. Bayağı keyifli maçtı. Ortam, ambiyans zaten her zaman çok güzel artık oturdu oturttular. Ee, şey çok merak ediyorum şimdi çünkü Stryker'in de zem zemini e, hoşuna gider burası. Drey Jack Draper pardon sinerdi Striker. Jack Draper Dominic Striker maçı. İkisini bence, de seveceğiz zemin. Bence baya e, çıt çıt gidecek. Bir de burada hani tekrardan dinleme hmm. daha önce. Bu Next Gen bölümlerimizin dinlemeyenler için bir ufak hatırlatma. Burada 5 setin 3'ü oynanıyor. Ama 4 oyun üzerinden oynanıyor. Böyle bir servis kırdırıyorsun. 20 dakikada set bitiyor. Böyle tık 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 tık. Acayip ama 5 set olduğu için de... Aa maç gitti kafası da olmuyor. Gerçekten 2 saati aşan maçlar 5 sette oldukça fazla izledik burada. Baya güzel. Ama mesela Muzetti çok rahat e, kazandı maçını Çeng'e karşı. Orada da bir anda hızlıca biti verdi maç. Evet çünkü ma oyunlar da öyle Pasarro'ya karşı. Bunlar oyunlarda avantaj yok. E, karar puanı ile gidiyor. Oyunlar kendi içlerinde de çok kısa sürüyorlar. Evet. Hızlı bir, bir format. Bir de bu sene şey. demişler ki ace atarsanız, çift hata yaparsanız 25 saniye değil 15 saniye geçirebilirsiniz. Fuzuli. Artık... Maraton koşuluyor bu turnuvada. Yani, o kadar yeni <laughs> ne yapabiliriz diye çok 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 düşünüp aşırı zorlamışlar. Evet, i̇novasyona bu... gerek yoksa da gerek olmadığını bilmek lazım ya. Yani. Evet. Ya yani şey yapsınlar o zaman. Madem öyle rally 5 vuruş 10 vuruşun üstündeyse de o zaman 25 değil 35 saniye yapalım. Değil mi? Evet, ATP e inovasyon sorumlusu notunu aldı. Önümüzdeki sene bakalım Anladım neler olacak. kalp oluyor. <laughs> Başka kimse bu notu almaz çünkü. <laughs> Londra'da şu anda raket servisi dinliyor. Bakalım önümüzdeki sene ne kronik getirecek. <laughs> Oyuncu konseyine evet. haber verelim. Bu hafta e, kadınlarda milli takım maçları. Billie Jean King Cup finalleri var. E, 12 takım var. 4 grup. 4 grubun kazananları. Her grupta 3 takım var tabi. Dört grubun kazananları yarı finale yükseliyorlar ve o şekilde yarı final final diye gidiyor. Geçen sene hatırlarsanız burayı Rusya kazanmıştı ama bu sene katılamıyorlar. Ee, onun için Aa, burada... neden? <laughs> i̇şte ne bileyim? Vladimir Putin. <laughs> bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmasa da <laughs> bir şeyler oldu. Ee, maçlar İskoçya'da diyebiliyorum Glasgow'da dört grupta orada oynanıyor. Açık Ve havada de... yapsalarmış bu mevsimde Glasgow iyi olur. <laughs> Ve galiba başka bir eleme grupları da oynanıyor. Çünkü Almanya'nın Hrvatsistan'la oynadığını falan gördüm. Ama biliyorsunuz bu milli takım işlerini basitleştirmeyi çok beceremiyorlar. Davis Cup'ta tekrar evet. şansımız deneriz. Yani... Bu turnuva bittiğinde konuşacağız zaten. Gerçekten ee, bu konuda... ...ne ne zaman oynanıyor... ...kim kimle oynuyor... ...neden oynuyor... ...ne yapıyor... ...ne ediyor... ...gerçekten... Evet, ...Şivion Tek zaten çok erkenden... ...şey açıklamıştı... ...WTA finalleri... ...ve Bliç'in King Cup arası... ...inanılmaz kısa ve çok... ...uzun seyahat gerektirdiği için... ...ben katılmayacağım demişti... ...Polonya olmasına rağmen... ...o olmayacak... Evet, ...takımına... Ee, onu... Magdalena Magdalena Frek... Ee, ...Katarina Kava... ...Martina Kupka... Alicia Rozolska... ...temsil edecek... Evet. ...tahmin edebileceğiniz gibi çok ön planda isimler değiller ama Bill Jenkins kaptalar buna rağmen. Bence bu da formatın bir sıkıntısı açıkçası. yani takvim de olabilir. Takvim, e, ya. takvim yani çok zaten sıkışık. sıkıntı. Çok sıkışık. Yani dünya bir numarasını buraya getirmek. Bakalım Davis Cup ATP e finallerinden sonra yapabilecek mi? ATP e finallerini konuşalım. Pazar günü başlıyor çünkü. E biz yeni kaydı almadan ilk maçlar oynanmış olur. Nadal gidiyor. Ben Torino'ya gidiyorum dedi bir numaralı seri başı. Tsitsipas, Vallahi... Wow. Medvedev, Felix, Rublev, Djokovic ve Fritz. Oradalar Rune, Hurkaç yedekler. Yani Nadal'ın Tommy Paul maçında kondisyon olarak sıkıntısının sebebi geçici bir şeyse katılsın. Gayet de e, şansı olur. Ama yoksa Gerçekten Tommy Paul maçında zamanlama olsun, pozisyon alma olsun. Acayip bir bezginlik ve hareketsizlik ve bir yorgunluk vardı üzerinde. O şekilde ne yapar bilemiyorum. Ama inşallah daha şeydir. Sıkıntısız bir geçici bir formsuzluktur. O zaman güzel olur. Çünkü zaten Nadal Akademide de bol bol kapalı sert zeminde zaten şu anda sırf orada antrenman yapıyor. Carlitos'un ama olmaması gerçekten üzücü be Gökhal. Bu kadar rüya gibi bir sezonun ardından. Evet Nadal'ın başlangıçlarını hatırlatıyor. O da böyle sanırım ilk katılmaya hak kazandığı ATP e finallerine sakatlıktan dolayı gidememişti. Hala da kazanamadı. Bu kadar da bu kadar da benzenmez evet. arkadaşım. Yani... İstiyorsan bir kısa haber turu yapalım. Ee... Hazır Nadal diyoruz. Nadal'la ilgili tenisten olabildiğince uzak bir haber var. <laughs> Kendisi ve eşi Mary Pereo e, parfüm çıkarmışlar. E, kendilerinin adına birer parfüm var. Bunu ee... artık alabilirsiniz. Rafael Nadal kullanıyorum. Artık kullanılabilecek bir cümle. <laughs> Bunu direkt e, Sephora'nın genel merkezine iletip satın alma talebini ileteceğim Almanya'da raflara sokmak için. <laughs> Online de olsa. <laughs> Türkiye'de de yaparsan olmadı bizim raket servis izleyicilerimize, dinleyicilerimize. <laughs> yani siz, yani Almanya ya siz Almanya'ya getireyim de isteyenlere bavulla getiririm <laughs> problem değil yani <laughs> dert olsun. Evet, bunun dışında Ash Party'den bir haber, biyografi. Çıkıyor mu? Çıktı mı? Çıkıyor sanırım. Yani lansmanı yapıldı, satışa çıktı mı bilmiyorum. Evet bu lansman sırasında tenisi rekabeti özledim demiş ama sonrasında kötü. Ama etrafındakileri pek özlemezim rekabetin. Hani <laughs> demiş artık o sayfayı kapadım. Da artık golf var, kriket var diye Şöyle, devam etmiş. Yol. Bakalım Avustralya açık zamanı partiyi mutlaka göreceğiz diye tahmin Tribün ediyorum tribünde en azından değil mi yani yorumcu olarak tribünde bir bir kapasitede görmemiz lazım ee, oradan da kaçmazsın artık Eş. sen bu kadar e, son şampiyon. camia ne ettik sana <laughs> aynen son şampiyonsundur artık olmaz bu kadar kaçış değil mi diyelim ve de Novak Djokovic'in sihirli içeceğiyle bitirelim yani en <laughs> spektaküler konuyu sona sakladık en gündem olduğunu neden anlamadığımız ama o kadar çok konuşuluyor ki biz konuşmazsak da olmaz dediğimiz konu budur ya olayın özeti şu tribünde yıllardır Joko için fizyoterapistliğini e, yapan de, ekibindeki kişi işte sağa sola e, haber işaret veriyor böyle biraz etrafı kapalı oluyor Çantasının içinden bir tüp çıkarıyor. Onu turnuvanın şeffaf şişesindeki cam şişesinin içindeki suya karıştırıyor. Çalkalıyor. Ee, ve sonra işte bir sarı bir şeyin içinde Djokovic'e alıp içsin diye yolluyor. Bunun üzerine bu adama ne veriyorlar? Bu adam nasıl bu kadar e, ne var o şişenin içinde? Çünkü küçük bir tüpün içerisinden toz gibi bir şeyler atıyor. Tabii hayal gücü yüksek insanlar... Bunun üzerine çok çok büyük yorumlar yaptılar. Ee... İşte bu çok şüphe uyandıran bir e, hazırlamaymış da bilmem neymiş de işte Djokovic Wimbledon'da da sihirli iksirim var demiş bilmem ne. Yani Bence, ben bu o tweet'i gördüm sen yolladığında evet. ve o adamın hayatında bir tek Wimbledon finali izlediğini ve toplamda da 50 dakikadan fazla tenis izlemediğini düşünüyorum. Ama gelin görün ki Djokovic'e laf atmak ve komplo teorileri ve bu ikisinin kesişimi olan Djokovic ve komplo teorileri inanılmaz etkileşim yarattığı için bence buralara geldik. Yoksa zaten elektrolitler böyle hazırlanıyor demek istiyorum. yani Elektrolit olmayabilir de yani teniste toz atıp içecek zaten çok olan bir şey. Ya şey diyelim eskiden vardı ya Hı? çocukluğumuzda izostar toz atıyorsun suyun içine çalkalıyorsun. Şey <laughs> Eskiden vardı tank. Tank. <laughs> Ama tank ben hiç sevmezdim. Tank'i sevmezdim. Yani bilmiyoruz yok orijini hep sevmediğini. Zaten içine çekiyor. <laughs> Ama zaten hani şunu söyleyelim. Bu sadece Jogo için yaptığı bir şey değil. Bu son derece yaygın bir şey. Maç sırasında bacaklarda vücutta hafif yorgunluk hissedince oyuncular elektrolitli e, su hazırlanmasını istiyor. Change arasında onunla uğraşmak istemedikleri için ve bu karışımı o anda hazırlayıp içmesi gerektiği için tribünde hazırlanıyor, veriliyor. Bu elektrolitten zaten çok sık gördüğümüz ve bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla ya o odur diye demiyorum ben ama. E, bu açıklanmadı diye tabii şu anda açıklamak zorunda da değiller. Yani... Biz vada mıyız? Bak, <laughs> vada çok... mı? Çok net bir şey söyleyeceğim Gökhan. Bu adam Djokovic yani bu kadar çok komplo teorisi ve işte laf edelim şöyle yaptım heveslisi bir sürü insan var. Aşı karşıtlığını ben de aslında dünya saçması buluyorum. Yapacak bir şey yok. O da onun kararı. Ama bu kadar vücuduna ihanet etmemek yabancı bir madde sokmamak üzerine bütün kariyerini böyle bir kenara atmaya hazır olan bir insana da orada garip garip doping ilaçlı maddeler kullanıyorlar demek kadar birbiriyle çelişkili dünya saçması şeyler yok yani. Hani bu, bunun üstüne zaten ya manyak mısınız? Adam vücuduna neredeyse doğal olmayan hiçbir şey sokmayacak. <laughs> Neyin kafası bu? diye konuşulup kapanacağı noktada oh, herkes o oh, eğlence çıktı diyor böyle yine goy goylar muhabbetler ama bence uzaktan yakından alakası yoktur ha böyle bir şey yapan yine bu kadar göz önünde yapar mı yapabilir hani bu a çok göz önünde yapılmaz mı böyle ayan beyan yapılır mı diye kesin yapılabilir yani. Ne olacak sonuçta kim ne anlayabilir ne dedim. Ama bu adamlar doping testine giriyorlar habire. Bu adamların zaten belli prensipleri var. Ayrıca da Djokovic bu yaşına kadar yapmamış. Şimdi mi yapacak? Gibi gibi hani sayısız argüman varken millet işte evet biz o de konuşmuş hat olduk. Biz olduk. olduk. Biz de konuşturdular. <gülüyor> <gülüyor> biz de bu oltaya geldik. Diyelim ve de istiyorsan bu bölümü burada kapayalım. Önümüzdeki hafta next gen bitmiş olacak. ATP e finalleri başlıyor olacak. E bakalım neler olacak. Güzel iki hafta. Avrupa'da bol bol yayında e izleme imkanımız da olacak. Harika maçlar bizi bekliyor. Ben kaçırmayın diyorum. Bir sonraki bölümde hoşçakalın ve görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.